Ümit. Hey, sakın beni gösterme. O zaman kalk. Tamam, kalkıyorum. Çabuk. Çabuk. Bak. Affedersin, çek bir. Onu. Çek onu da bacak kalktım. İki. Kalktım. Üç. Çabuk yorganımızı yere bırak ve giyinme odana git. Çabuk. Uf, 6 tane yastık nedir ya? Ne? 3 tane de promosyon yerde var. 4, 3 tane. 12. 9. İğri alalım. Ya Merve, benim şortlarım yok. Saçmalama, oradalar. Hepsi yıkandı. Aa evet, buradaymış. Klimayı kökle, kökle. Fan. Fan. 18. Ama 18 olmaz, 20. Bugün neler yapıyoruz? Uf, şu banyonun kapısını kapatalım. Ayrıca klozet kapağının açık olmasından nefret ederim. Bence ilk önce geçen hafta tatilde neden vlog çekmediğini bir açıkla. Diyorsun. Açıkla tabii. Önce yatağı toplayacağım. Yatağı mı? Evet. Nasıldı ya? Anlamazsın, anlamazsın. Ana da ana. Öne beyaz mı geliyor? Hayır, öyle değil. Bak. Tam tersi. Bak şimdi şunu aşağı koyuyorsun. Ben nereye koydum? Ama bu ne yamuk Ümit var? Yastık yamuksa benim problemim mi bu? Yastık yamuk değil. Sonra bunu. Tamam, ben de öyle yaptım. Sonra da şunu böyle. Tamam, ben de Ümit, çok böyle yamuk seninkiler. Ya nasıl yamuk Allah sen ya. Salak. Şimdi bir şey söyleyeceğim sana Merve. Evet. Bu sefer bir farklılık yapıyoruz. Hah. Vlog'da ben ne istersem onu çekeceğiz. Tamam. Tamam hadi. Al kameranı. Al kameranı al. Okey. Ay. Evet, geldim. Şimdi önce bir geçen hafta neden video çekmedik ondan bahsedeyim. Ümit sen de gel. Ya çok kötü, gözlerim şiş ama. Önce bir gözaltı maskesi takayım kendime, bir dakika. Ya Ümit, elleme. Ay, bu ne tuhaf bir şey. Gerçekten işe yarıyor mu bu? Evet. Ne işe yarıyor bu? İşte o an şişliğini alıyor, gel. Nasıl yapabiliyor bu plastik bunu? Plastik. Plastik değil o, içinde bir şey var onun. Allah Allah. Jelimsi. Allah gel sen de sürüyorum. Hayır ya, gel. Benim yüzüm şiş değil. Git elini başka bir yerde temizle. Gerçekten ben artık yapamıyorum ya. Sakatın kalmadı. Evet. Tamam, neden çekmediğimizden bahsedelim. Çünkü tatile gittik. Normalde Merve, şimdi biz burada valiz falan hazırlıyoruz, tamam mı? Merve burada kamerayı kaldırdı, telefonu, dedi ki vlog çekeceğim dedi bütün tatil boyunca. İyi ve dedi, çektim bu arada. Yani 12-15 dakika falan gibi, evet, bir süre çekti. Video çektim ben. Ama devamı gelmedi. Çünkü tatilde çok oradan oraya savrulduk. Bu bir. İkincisi, geçen yıl gittiğimiz arkadaşlarımızla tatile gittik yine bu senede. Ve biz geçen yıl tatile gittiğimiz arkadaşlarımızla vlog koyduk. Ve o vlogun altında gerçekten çok saçma sapan yorumlar oldu. Entrikalar. İşte tuhaf tuhaf şeyler. Çok kötü. Yani gerçekten böyle saçma sapan, hani hava yıkar derecesinde kötü yorumlar vardı. Yani o yüzden arkadaşlarımızı tekrardan bu şekilde bir zor durumda bırakmak istemedik. Bu bence başlıca bir sebebiydi zaten. Çünkü yalnız tatile çıktığımızda vlog çektik. Ama bu sefer çekmedik. O da işte geçen yıl yaşananlardan dolayı rahatsız etmek istemedik. Böyle bir durum yani. Aslında ya, çünkü birkaç kişi de değil. Saçma sapan bir sürü yorum geldi. O yüzden evet, neyse, onun için çekmedik. İstemedik. Çok saçma bir sebep. Nereye? Gidiyor, kahve yapacağım. Ben bunu kaldım da uzak. E hadi gel, tut elimden. Yazık, evde de elimden tutmadan bir şey yapamıyor. O zaman gel kahve yaparız. Evet. Birbirimize, sen bana ben sana yapacağız. Okay. Gerçekten bu vlog çekme işine ben de alıştım sanırım. Sanırsam. Sanıyorum ki. Sanıyorlardı. Hayır, bırak, bu benim görevim. Hayır dur bir, ben hangi kahveyi içeceğimi seçeceğim. Ben ne söylersem onu içeceğim, şundan içeceğim. Ya hayır. Evet. Şunlardan mı içebilirdik? Nasıl onlar, güzel mi aşkım? Hayır, o lungular değil, sen onu sevmedin, anladım da. Şimdi şöyle, biz bu makineyi alırken içinden 20 tane şey çıktı, kahve çıktı. Bunların şöyle bir kısmı var. Bunlar bizim isteyerek aldığımız değil, hatta daha önce hiç denemediğimiz kahveler. Şimdi onlara bakıyorum. Neymiş, yoğunluğu neymiş. Bence bu, ben bunu seviyorum. Ama o ne biliyor musun Ümit? Bitter çikolatalı. Tamam işte, çok hafif. Seviyorum. Bitter hafif de olmaz. Sütlü tat sevenlere. Şimdi ben sana ağır bir şey vereceğim burada. Bu arada bir video izledim Merve.
Bunları tekrar yapabiliyorsun. O, doldurabiliyorsun. Doldurulabilir kapsülonlar. Ablamda var. Hayır, bunlar da doldurulabiliyor. Bu jelatinini çıkartıyorsun önündeki, içine kahve dolduruyorsun. Ne gerek? Dinle bir. Kahve dolduruyorsun, sonra üzerine alüminyum folyo kaplıyorsun, etrafını makasla kesiyorsun, atıyorsun, yapıyor. Tamam da zaten satılıyor doldurulabilir kapsül. Yıkıyorsun, kapağını kapatıyorsun, tekrar falan diye. Ah! Ah! Öleceğiz. Onda mı yapacağız? Oğlum bastım, çık şuradan. Gelecek şimdi, sakın bir daha dokunma. Ya bardaklarımızın tatlılığına bakın ya. Çok güzel değil mi ya? Evet, çok güzel ya. Çok iyi ya. Bu kahve köşesini o kadar çok seviyoruz ki. Ben bunu sevdim. Ana niye bu kadar çok titriyor? Normal miydi? Evet evet. Çok iyi ya. Evet, bundan sonra ne yapacaksın? Hazırlanacağım. Ya şurası da çok tatlı değil mi? Bakar mısınız? Şu benim tatlı kavanozlarıma bak. Burayı çok sevdik ya. Her gün her sabah kahvaltı ediyorum. Yalan. Bu arada şöyle bir şey aldım. Şöyle bir tel. Size de linkini bırakırım. Bunu böyle dolap içine asacağım ki daha verimli kullanabileyim diye. Merve, sana bir şey söyleyeyim mi? Müthiş bir şey bu. Biz evden dışarı çıkmasak 10 kilo veririz biliyor musun bir ayda? Çünkü biz evde çok... Aldır uldur yemiyoruz. Ya Ümit, gerçekten bunu izleyenler bizim evde yediğimiz porsiyonları aklına getirip... Tamam, evde bunu yiyoruz ya. Evet. Evde şimdi biz bir porsiyon yiyoruz, onda da çok yiyoruz. Dur ne yapmışım ya? Evde bir porsiyon yiyoruz, onda da çok yiyoruz geceleri. Evet falan. Ama mesela kilo almıyoruz biz o yöntemle. Evet, ama biz mesela atıyorum annenlere gittiğimiz zaman veya tatile gittiğimiz zaman o bir gecede yediğimiz tek porsiyonu her öğün yiyoruz. Evet, sabah kahvaltıda evet. Da ayı gibi yiyoruz. Çok öğlen haklısın. De ayı gibi yiyoruz. Akşama doğru bir hamburger yiyoruz. Gece de yemek yiyoruz. Yani biz tatilde, şimdi size ondan bahsedeceğim. Biz tatilde gece yemeğine bile gidiyoruz ve tok kendini yapıyoruz. Evet, gece ya. Böyle işte işkembedir, mantıdır falan çıkar ya, 12'de başlar. Çok kötü, çok onu kötü bile yiyoruz. Çok ya kötü, çok manyak gibiyiz ya. Gerçekten manyak gibiyiz. Çok kötü, çok hangisi kötü. Benimdi? Aşkım, sağdaki senin, bu benim herhalde. Ben söyledim sana. Ay, zehir gibi, herhalde bu senin değildir. Ablanı iç bakayım. Hüpürdetme bak, hiç sevmem. Bu yumuşak. Tamam, ben bana tesisatı ver. Hayır ya. Yok, ben bunu istiyorum. Ya elini kolunu çek, yanacağız. Ya bırak. Benimki de aynı, ikimizinki de 6 yoğunlukta. Hayır bebiş, bu iyi. Tamam, hangisi Tokyo hangisi Viyana, karıştırdık. Bu Tokyo, sağdaki Tokyo. Hadi gidelim yukarıya. Hadi. Ya şu salonu da çok seviyorum ama oturamıyoruz burada. Evet ya, orayı bile ek olduk, alıp yayılsak ya. Saçmalama, balkonda mı içelim, ne yapalım? Bence yukarıda içelim. Okay. Ya da burada mı içelim? Gel bir hava alalım ya. Böyle tatilde balkona çıkmış gibi hissetmedin mi bir anda? Artık tatile gitmek istemiyorum. Tatil duymak istemiyorum Emin. Allah! Küçük tatilmiş. Şeye benzedin ya. Çizgi film karakterine benzedin. Hangi? Action Man. Ne diyorsun? Nasıl? Çok iyi değil mi? Şimdi şişliklerimi mi alacak evet, benim? Evet, ama senin için bir işe yaramaz, ver onu bana. Çok. Niye benim için? Makyaj yapmayacak çünkü gözünü. Gözlerim bir tuhaf oldu, açamıyorum. Gerçekten ben de evimi özlemişim ya. Merve, acaba kamera sana mı döndü sen? Sen açtın mı ki? Evet. Aa, ben de gözlerime buz koyuyordum böyle. Göz bandı. Göz şişliklerim insin diye. Şimdi yukarıya çıkacağız. Çok oyalandık. Nikah 5'te değilmiş, 4'teymiş. Tamam hadi çık. Kalkın. Ulan kamerayı almadan gitti. Gidip göz bantlarını çıkardım. Dün fön çektirdim. O yüzden bugün sadece maska yapacağım üzerine. Bir de böyle düğün deyince çok abartılı elbiseler falan düşünülüyor ama ben baya böyle sade, çok sıradan, Zara'dan aldığım düz mini bir elbise giyeceğim. Böyle çok şatafatlı bir şey giymeyi düşünmüyorum. Muhtemelen şu elbiseyi giyeceğim. Şöyle mavi, mini. Bir elbise. Altına da bir ayakkabı düşünürüz. Şu an aklımda bir şey yok. Ne renk giyebilirim? Siyah giyebilirim. Beyaz giyebilirim. Gümüş var. Gold var. Bakarız ayakkabıya. Evet, şimdi köşemize oturalım. Burnum çok kötü geliyor. Aşkım. Bu nereye? Onu dolabın içine koyacağız. Ama senden birkaç bir şey isteyebilirim biliyor musun? Ne isteyeceğin çok önemli. Soğuk su. Burada. Aa, sen bunu yeni mi doldurdun? Evet. O zaman bir de çantamın içinden Ötrox ilaç 2 tane. Hangi çantanın? Şu siyah hemen. Evet, şimdi nasıl bir makyaj yapalım diyorsunuz?
Yani mesela atıyorum farla mı yapsak eyeliner mı? Ümit gözümü böyle farla mı boyayayım yoksa o senin dediğin çizgi mi? Çizgi yap. Tamam okey. Aşkım. Efendim. Orada bir de ıslak mendilim var, verebilir misin? Sen orada ne yapıyorsun? Benim de kaşlarımı alacağım ben. Vereyim mi sana usturayı? Hayır. Cımbız aldım. Göz altını sınırım da şu kaşlarımı. Ne? Sen al o şeyle. Tamam, gel. Şimdi mi? Aha, gel. Baştan savma yapma bak. Tamam yapmayacağım baştan savma. Ama bir eğil ya. Dizlerin üstüne çökme. Bak sakın cildimi kesme. Bu cilt kesmiyor. Ne zaman yaptım öyle bir şey sana? Bakma. Yanlış gider yapma. Alta sakın dokunma. Rakıştığım iki tane almam lazım. Tamam ama sakın etimi kıstırma. Ümit etini kıstırmadım ben. Senin o saçını kestirdiğin yerde kıstırdı etini. Tamam ondan sonra panik oluyorum. Tamam ben değildim o. Şöyle dön. Tamam sakin yap tamam mı? Hızlı hızlı. Ümit ben sakin yaparım zaten. Tamam. Aa çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Borcumuz ne? 15. Biraz da ben de kendi kaşlarıma bakayım ya. Bu arada aa, ben kendi kaşlarımı kendim alırım. O yüzden Ümit'inkileri de almayı biliyorum. Şimdi ben kendim... Ne? Yanaklarımı alacağım. Ümit yanağını da almayayım yani. Ne var affedersin? Yanağımda koklu bağlamış. Şimdi bir de benim kaşlarım şu an farklı gözüküyorlar çektiğim için. Bunu çok tepeye kaldırdım da. Tepeye doğru uzuyor şuralara. Onu keseceğim. Şimdi başlayabiliriz. Şimdi önce bir primerımız var. Makyaj bazı. İki tane kullanıyorum. İkisi de Benefit'in. Şöyle biri nemlendirici, böyle parlak bitişli bir ürün. Biri daha mat, daha etkili kesinlikle gözeneklerde. Benim şu sol yanağımda çok fazla gözenek var. Sivilce göçükleri diyeyim ben size. Gözenek değil, gözenek kibarcası. Bayağı sivilce izlerinin göçükleri var. Biraz da alnıma uygulayacağım bugün. Çünkü alnıma fondöten gibi benzeri bir şey uygulayamayacağım. Soyuluyor, kötü duruyor. Şöyle tampon hareketlerle uyguluyorsunuz bunu. Benim işlem tamam. Diyorsun. Ama ben alnımdaki kılları almadan başladım ona. Bir dakika. İşte konuşurken elim ayağıma dolaşıyor. Neyse. Ne yapıyorsun tatlım şimdi? Şimdi ben makyaj yapıyorum. Diyorsun. Ama çok kötü çıkarım böyle. Baksana ışık o... yanıp yanıp gidiyor. Kapa sen bence. Kapa kapa. Bak şimdi dur. Bak daha iyi. Daha gün ışığı. O diğeri çok sarı. Çok yanıltıcı olur. Yanıltıcı derken sanki burada şey veriyorum. Eğitim. Yapma. Ümit bak bu konuda çok şeyim biliyorsun. Biliyorum hemen uykum geliyor. Hemen. Bu aralar o kadar düzenliyim ki bu arada. Bakmayın videoyu 12'de falan açtığımıza. Biz bayağı erken kalkıyoruz, yatıyoruz, kendimiz yatağın içinde oyalanıyoruz falan böyle tekrar uyuyoruz. Yoksa çok erken yatıp erken kalkıyoruz artık. Evet. Minik minik böyle kuru yerlere primer uyguluyorum. Bu biraz önemli. Bu tarz böyle bir organizasyona falan giderken primerla yapıyorum makyajları. Her gün değil. Bunu her gün kullanmıyorum. Zaten biliyorsunuzdur. Benim videolarımda ilk kez böyle bir şey görmüşsünüzdür. Çünkü gözeneklere daha çok tıkadığını ve cilde daha çok zarar verdiğini düşünüyorum bu tarz ürünlerin. Şimdi aslında bu yanağıma diğerini uygulayacağım daha çok. Biraz daha dokuna dokuna kızarttım cildimi. Şimdi ben tatilde sivilce döktüm. Ondan sonra cildim bronzlaştı, yandı. Çillerim çıktı ve o çıkan sivilcelerimin de izleri kaldı. Ama onları güzel bir tedaviye alacağım ben. Şimdi şu yaz bitimine doğru. Kışa kalmayacaklar. Her yaz bu oluyor bunu. Bu primer'ı da yeni açıyorum bu arada. Daha önce bitirmiştim bir tane. Bundan almaya gittim aslında. Sonra bu ikisinin beraber satıldığını gördüm böyle bir pakette. Avantajlı bir pakette. Bunu da denemek için ikisini bir aldım. Şimdi bu müthiş bir şey ya. Bu mükemmel bir şey. İnşallah açı iyidir. Bence tamam. Primer işimiz tamam okey. Şimdi... Nars'ın
şöyle kapatıcısı var bende. Normalde ben Nars'ın likit olan ürününü de çok seviyorum. Şu. Ama bu çok çabuk bitiyor. Eğer Nars'tan bu tarz bir ürün alacaksanız kesinlikle bu likit olanı almayın. Şu çok daha uzun ömürlü oluyor. Aylarca gidiyor ve çok daha iyi, yani şey, nasıl diyeyim, daha iyi kapatıcı, daha yoğun bir kapatıcılık veriyor. Şimdi bunu şöyle bir fırçayla, bunu Instagram'dan size çok gösteriyorum ben. Gözümün üstünü, bir damarlarımı kapatacağım. Önce göz makyajını yapıyorum bu tarz makyajlarda. Zaten genel de böyle profesyonel makyaj yapan kişiler de bu tarz yapıyor. Ben onlardan gördüm. Yaptıra yaptıra ya da izleye izleye. Biraz beyaz oluyor bu. Çünkü benim normal cilt tonuma uygun bir ürün. Biraz yandı yüzüm. Ama gözümün üstünde beyaz durmasının bir önemi yok. Zaten far süreceğim. Şu damarlı görüntüyü alsa yeter benim için. Şuraya da birazcık uyguluyorum. Bir de şu gözümün şu içindeki o morluğa. Orasının da kapanması önemli. Eyeliner'dan sonra yapmak zor biraz onu. Tamam. Şimdi Nars'ın kullanım ya. Yine Nars'ın şöyle bir transparan pudrası var. Onu geçiyorum. Katlanıp gözümün üstündeki çizgilere dolmasın diye. Tamamdır. Şimdi bir kenara koyalım bunu. Önce bir yine Nars'ın bir farını kullanacağım. Şu katlanma bölgeme şu fırçayı birazcık gölge vereceğim şuraya. Tam şu gözünüzün sesim gitti. Katlanma bölgesine sürüyorsunuz. Şu dışarıya taşırmaktan korkmuyorum. Zaten oraya en son bir mendille alıp gözümün altını kapatacağım. O yüzden rahat rahat takılıyorum böyle. İlk göz makyajını yapmak bu yüzden önemli aslında. Şöyle bir derinlik katıyor gözünüze. Bunu da şöyle yine Sephora'da satılıyor. Nars'ın bir paleti var. Şurada hem bronzer var ki bu çok meşhur bir bronzer. Bu da bir allık. Geçen gün yalnız... Neden bütün ürünleri Nars'tan seçtim onu da anlamadım. Geçen gün gittim bunu falan aldım. İşte şundan bir tane bitirdim, ikincisini aldım falan. O yüzden yeni aldığım için bunları kullanıyorum şu an. Şu an hiçbir şeye benzemeyecek bu arada. Çünkü yüzünüze bir şey, yani cildinizi kapatmadan her şey çok kötü duruyor. Biraz daha yoğunlaştırıyorum şu kısımları. Daha da yoğunlaştır. İstediğim tonu aldı şu an gözlerimin üstü. Şimdi eyeliner'ımızı alıyoruz. Kamerada nasıl çıkıyor acaba, çok merak ediyorum ya. Bu arada ben NY çeşit eyeliner kullanırım. Yani size şöyle bir göstereyim. Şunlar. Yani eyeliner hepsi. Her markanın vardır. Şunu çok severim. Bu tarz fırçayla uygulanan eyelinerları. Sonra yine aynı şekilde likitlerim var. Gratislerde satılan bu The Balm'ın eyeliner'ını çok severim. Ama çok çabuk kuruyor. Ama çok güzeldir. İşte onun dışında şöyle kalem eyeliner'lar var. Çok severim. Çok da markanınkini denedim. Ama size tavsiye edebileceğim en rahat eyeliner ve gerçekten böyle uzun süre kullanabileceğiniz, hemen bitmeyen ve kurumayan NYX'in. Müthiş. Simsiyah ve asla böyle sürdükten sonra akmıyor falan. Çok güzel. Ben bayağı memnunum. Bunu tavsiye edebilirim bu konuda. Onu söyleyeyim dedim. Şimdi eyeliner çekeceğim ama korkuyorum. Bu arada eyeliner konusunda başarısız değilimdir ben. Yani gayet güzel çekerim ama şimdi kamera karşısında yaptığım için kötü yapacağım muhtemelen. Neyse, pozitif enerji oluyor. Sözde bir büyü olduğu için iyi şeyler konuşalım. Güzel çekeceğim. Gayet güzel olacak. Şimdi şöyle bir çizik attım önce. Şuradaki kıvrımı ben gözüm kapalı yapmıyorum. Çünkü gözünüz kapalı yapıyorsunuz dümdüz. Ondan sonra gözünüzü açtığınızda o yamuk duruyor. O yüzden şöyle yapıyorum. Yani gözüm açık bir şekilde çekiyorum onu. Sonra içini doldururken gözümü kapatıyorum. Aha. Şuraya ne yaptım? Önemli değil. Şimdi zaten ten cildimin makyajını yapmadığım için ıslak mendille her yere müdahale edebilirim şu an. Yani bence gayet iyi. Şimdi diğerini yapacağım. Diğerinin arasında fark olursa birinden birininkini böyle birazcık incelteceğim. Hemen müdahale ediyorum şöyle ufak ıslak mendille. Fazla olan yerleri. Mesela şurada biraz taşırdım. Hemen ona da bir müdahale ediyorum. O makyajınızı bozmuyor hiçbir şekilde. Hemen şöyle çekiyorsunuz. Orada bir boşluk oluyor. Ama böyle kuruduktan sonra silmeniz çok zor. O zaman altındaki o kapatıcıyı da götürüyor. Şimdi kuyruğunu yapayım şunun. Şimdi şu mesela çok kalın oldu. Onun altını peçeteyle alacağım. O da şöyle. Şöyle şu ucundan tutuyorum. Şöyle gerdirdim. Hop çektim. Bir daha çekeceğim. Şöyle aldım. Hop.
Bak benim elim kurudu ya. Şimdi şunu şöyle tutuyorum. Hop. Bence tamam. Gayet eşit. İki eyeliner. Size bunu nasıl gösterebilirim? Makyaj bittikten sonra gösterebilirim bence. Çünkü çok net belli olmuyor. Olmuyor belli. Anca şöyle mi dursam? Şimdi gözümün iç kısmına siyah kalem geçiyorum eyeliner sürdüğüm zaman. O zaman kirpiklerim daha dolgun gözüküyor. Şu içine. Şimdi cilde geçebiliriz artık. Cilt makyajına. Fondöten olarak ne kullansak? Koyu renk bir şey kullanmam gerekiyor. Beni çok zorluyor bu durum şu an. Neyse şu göz altı. Yani şunu kullanabilirim. Çok açık değil bu. Şimdi bir kere Nars'ı hayatta kullanamam. Onu paket. L'Oreal'in şöyle bir kapatıcısı var. Bakayım bu uygun mu? Gerçi şu gözaltı kenarlarımı biraz nemlendirsem iyi olacak. Hatta şu makyaj bazını geçeyim. Bu kaç numarası biliyor musunuz? 333. Biraz bronz tenliler için bu. Tamam olur. Iy, saçım geldi. Şunu alalım fırçayı. Cuk oturdu rengi yalnız. Hafif de biraz sarılık var içinde. Tam gözaltı morluklarını kapatıyor güzelce. Cildime de bunu uygulayacağım şimdi. Şöyle bunu da yine tampon hareketlerle uyguluyorum. Bıcırık ne yapıyorsun? Mekeş. Ya var ya bu oda hariç her yer çok sıcak. E klima çalışıyor burada. Allah Allah. Evet. Ümit ışığımı kesiyorsun. Çık oradan. İyi ben gidiyorum. Bir daha da gelmiyorum. Ya ne kadar rahat erkekler ya. Bu da bir tık koyu. Biraz açık olsa iyiydi. Keşke açık olan rengiyle karıştırsaydım biraz. Biraz koyu geldi bu bana. Hiçbir şey için geç değil. Şimdi üzerine açık olandan. Bu da çok beyaz ya. Şöyle bakar mısın? Bembeyaz yani. Bu da 321 rengi. Şimdi şurası açık olsun istiyoruz. Bir de şurası. Baksanıza bembeyaz. Şöyle birazcık şey geçeceğiz artık. Açık renk. Aydınlatalım biraz. Nasılsa aynı yapıda iki ürün. O yüzden çok sıkıntı yaratmazlar. Heh. Biraz aydınlandık. Şöyle şu kenarı düzledik. Şimdi hala kötü durduğunun farkındayım. Hatta çok daha kötü durur. Ama düzelecek. Yine gözaltı kapatıcısı kullanabiliriz cildim için. Yani kötü duracağını düşünmüyorum. Çünkü fondöten çok istediğim etkiyi verir mi bilmiyorum. Bir deneyeyim. Şöyle elimin üstüne alıyorum. Nerede fırçam ya? Nerede ya? Aslında iyi gibi. Fondöten uygulayalım. Güzel bitişli bir fondöten. Bunu bayağı sevdim ben. Allah. Göz altına doğru çıktım ama sorun olmaz herhalde. Çok kötü oldu. Bunun üstü çok soyuluyor ya. Yapacak bir şey yok. Böyle olacak. Şimdi alma geçelim. Çok feci. Alnım feci. Makyaj bazı bile kurtarmıyor şu an bu durumu. Şöyle fazlasını alacağım mecbur. Bakar mısınız ya? Kabuk kabuk oldu. Göz altımı sabitlemem lazım acil. Birazcık yayayım. Yine ben. Hoş geldin. Bazı sorunlarım var. Hayırdır inşallah. Alnım soyuluyor ve çok kötü duruyor. Bu durumu nasıl çözeceğiz? Bilmiyorum. Yine transparan pudrayı geçiyorum. Ama alnımdan geçmedim. Çünkü alnım fenalarda. Ay Ümit bataryam bitiyor. Kameranın bataryası bitti de. Tamam. Bunun da baksana yanmaya başladı. Neyse olsun. Bu da kapanacak şimdi. Diğeri ne durumda? Hangisi? Diğer kamera. Onu bilmiyorum. Ama ışıkları farklı olur şimdi. Bununla makyaj yaptım ben. Bir onu taka, bir bunu taka bitireceğiz artık. Of! Ya çok kötü ya. Alnın mı? Yapacak bir şey yok. Şimdi birazcık şey sıkacağım oraya. Studio Fix. Batarya sorunu yaşıyoruz şu an. Bir kapanıyor, bir açıyorum. Ben o ara hemen kaşlarımı hallettim. Bir kaş sabitleyici sürdüm. Şimdi devam edelim. MAC'in naylon farı var. Böyle aydınlatıcı bir far. Göz farı ama çok güzel aydınlatıyor. Böyle aydınlatıcı olarak bile kullanabilirsiniz. Onu şimdi şu gözlerimin şu iç kısmına, şuralara, göz pınarlarına yani. Gözlerin iç kısmı derken
Şu göz pınarlarını uyguluyorum. Bir de kaşımın altına. Aydınlatıcıyı süreriz ya şu kaş altına. Oraya uyguluyorum. Çok iyi aydınlatıyor. Ama biraz fazla aydınlattı. Fondöten fırçasıyla şu kenarlarını almam lazım. Bir dakika nerede? Sonra şu birazcık eyeliner'ın altına uyguluyorum. Şimdi L'Oreal'in bir farı var. Böyle parlak. Onu alıp birazcık şu gözümün şu tepesini parlatacağım bununla. Şurayı da. Biraz böyle bir parlaklık verdi ama görebiliyor musunuz bilmiyorum ya. Şimdi şöyle fırçanın ucunu sıkıyorum. Şu şekilde inceltiyorum. Şöyle batırıp gözümün altına. Neyse şunu da süreyim eşitlensin. Bir şey daha geçeceğim orada. Göz altında çok iyi durmadı. Hatta o parıltıları gözümün içine girdi şu an. Ay. Şunu kullanayım. Nars'ın şu allığıyla bronzerını karıştırıp onu gözümün altına uygulayayım. Heh, bu daha iyi oldu. Şu fondöteni kaldıralım. Bronzer'ı transparan pudrayla kaldıralım. Başka allığımız dursun. Şimdi bir siyah kalem alayım. Şu çok azıcık kirpik dibimden geçeceğim. Ama gözünüzün tam bu göz bebeğinizin olduğu yere kadar sürüyorsunuz. Mesela göz bebeğinizden gözün içine doğru o siyah kalemi getirirseniz gözünüz böyle daha küçük ve böyle kötü duruyor. Şu şekilde sürdüğünüzde yani göz bebeğine kadar kalemi sürüp diğer iç kısmı boş bıraktığınızda daha gözünüz böyle çekik ve tepede duruyor. İnşallah anlatabildim. Evet, şimdi kirpikleri kıvırıyorum. Maskaramı sürdüm. Şimdi kontür yapacağız yüzüme. Küçültme, bir takım minik küçültme operasyonları. Tam şu çizgiye. Sonra burnun şu kenarlarına. Ne işe yarıyor bu? Boyut katıyor. Küçültüyor suratını. Şuraya. Sonra şu çeneye. Mesela şu dudağın altına sürdüğün zaman dudağın daha büyük gözüküyor. Alnıma sürmeyeceğim. Çünkü alnım çok kötü durumda. Yani şu an kahkül bile kesebilirim kendi kendime. Öyle bir durumdayım. Şöyle bir fırçam var. Şimdi önce burnu yayıyorum. Şöyle kenara kenara. Burnum da soyulduğu için tatlım, çok... Tatlım bu arada tatilde neler yaptın? Bize anlatmak ister misin? O ne ümit ya. Ne yaptım? Bir şey yapmadım. Çok güzel bir tatildi. Sakin bir tatildi. Ama evimi çok özledim. Bu sene bir daha tatile gitmeyi düşünmüyorum. Çünkü gerçekten evimi özledim. Evet, tatil normalde ve insanlara iyi gelir ama sana iyi gelmiyor. Hayır. Bavul hazırlayıp, bavul toplayıp, bavulu tekrar yerleştirip, eve getirip, yıkayıp, o çamaşırlarla uğraşıp, evde tekrar eski düzeni oturtturmak benim için ölüm. Ben ev insanıyım ya. Ben yengeç burcuyum. Bakın. Gördün mü? Acayip büyüdü dudakların. Çok büyüdü. Şimdi bunu şöyle dışa doğru. Görüyor musun? Daha şey yapacağız buraya, bu ilk aşaması. Şimdi burnumun üstündeki o fondöten gitti biraz. Bunu bir... Doğum günün yaklaşıyor. Evet, hiç heyecanlı değilim, sus. Niye? İstemiyorum. Sana hediye bulmakta çok zorlanıyorum. Hediye alma bana bu sene zaten. İyi peki. Şu an bütün makyajı mahvedebilirim. Gerçekten ne yaptın burnuna? Soydu. Niye? E çünkü kabuk gözüktü gözüme. Ama orası şimdi daha parlak oldu. Bak büyük gözüktü mesela şu an. Şurayı parlattığım için. Şuraya gölge vermem lazım. İyi bu yüzümüz falan iyi terlemiyor. Benim terliyor normalde. Terlemez olur mu? Terliyor tabii. Akmıyor mu peki? Bazıları akıyor ama makyaj sabitleyiciler sürüyoruz akmasın diye. Vay be, göbekler de evlendi. Vallahi bir kuş yuvadan uçtu. Ah ah. Bütün arkadaşlarımız teker teker evleniyor. Şöyle bir bronzer. Bir allık. Sen şimdi senin giyinmeni bekleyeceğiz 75 saat. Böyle boynumuza da biraz bronzer sürelim. Bitiyor ya. Şimdi ilk Becca mı? Yoksa Mac'in Soft and... Neydi bu? Soft and Gentle miydi? Bir şeydi ya. Mac'i sürelim. Sonra olmadı. Yetersiz gelirse Becca süreriz. Önce Mac.
Yani Mac'in şu aydınlatıcısı var ya, müthiş bir şey. Şimdi bakın dur. Şu yanağımı görüyor musunuz? Ya ama burada gözükmüyor. Çünkü buradan ışık vuruyor. Şimdi şöyle gölgede durayım biraz. Şu an gözüküyordur. Ay müthiş. Şöyle alnıma sürüyorum. Şöyle dudak üstünüze sürüyor sonra. Bu önemli. Sonra çene. Ümit! Düğünde maskeyle mi olacağız? Yok. Eğer öyleyse yani boş boşuna bu makyajı yapmış olacağım. Çok gereksiz. Bu maskeyle oluruz herhalde. Yani bence öyle olur. Şimdi biraz kaşıma şöyle bir kahverengi bir far süreceğim. Çünkü kaşımı boyadım. Aydınlatıcıyla biraz rengi koyulabilir. Tamam oldu. Şimdi aydınlatıcım bir şurada dursun. Ona bir geri geliriz biz. Şurayı bir toparlayayım çok kısa. Güzel oldu ya. Sevdim. Ben daha güzel makyajlar yaptığım günler olmuştu. Bu çok yine wow değil ama. Şimdi nude bir ruj sürelim. Bu arada asıl ruju çıkarken süreceğim. Bunu sadece şimdi size çok kötü gözükmemek için sürdüm. Böyle birazcık hani en azından dudaklarım bir şey gözüksün. İyi gözüksün diye. Ama önce şuraları bir silelim ya. Tamam. Şimdi düzleştiricimi getiriyorum. Şu saçlarımın önlerini düzleştireceğim. Bir de maşa yapacağım. Ay tamamdır. İyice kabarttım saçları. Şimdi önce bir şu önlerini bir düzleştirelim. Bebeklik saçları. Evet. Şimdi maşa olarak şu Dyson'ı kullanıyorum ben. Şimdi takalım. Önce ne tarafı yapsak? Sizin tarafınızı yapayım. Sonra diğer tarafı kendim yapayım. Ümit, saçımı ortadan mı ayırsam yandan mı? Çaprazdan. Ama ne tarafa doğru? Neyse biz şimdi böyle yapalım, sonra ayırırız. Çok önemli değil o. Şu tepeyi alıyorum. Şöyle tutturalım. Bebiş, ben şunu mu giysem ya? Bir dene bakayım o kıyafetlerini. Olmayanları çıkaralım zaten dolabından. Merve Hanım, çok güzel oldunuz. Ay çok teşekkür ederim. Gerçekten prenses gibi oldunuz. Giydiğiniz elbise ne kadar sabahlığa benzese de. Ya saçmalama, sadece saten. Neyini sabahlığına benzettin? Düğmeleri var şurada, görmüyor musun? Sabahlığın da düğmeleri vardır. Hayır Ümit, yok sabahlığın düğmeleri. Neyse artık bakacık. Ümit'le bir küçük sorunsal yaşadık. İçine şort giy gibi. Şu benim biker giydiğim çortlar var ya, siyah. Onları giyecekmişim bunun içine. Ama giydiğin yine bir şort. Bir de bunu ısrar ettim. Giydiğin yine bir şort. Başka bir şort giydim. Tamam ama. Olabilir. Eğer o şortun olmasaydı, o biker mı ne diyorsan işte, onu keser onu giyer. Ümit saçmalama ya. Gerçekten sen barzosun ya. Bunun barzolukla ne alakası var, affedersin ama. Net miyim orada, karanlık mıyım? Gel kendin bak. Bakalım. Ben barzoyum, göremem. Çok sinirlendim çünkü. Bu ne böyle gecelik? Pijama mı giydin? Ya ben barzo olsam sen eşofmanla giderdin düğüne. Sen düğünde niye pijama giyiyorsun? Al o zaman seni bir şaşı yapayım. Rengini beğendin mi? Evet, rengi güzel. Şu an düzleştiricimle çok uyumlu değil miyim? Ne alakası var? Biri mavi, biri mor. Ne bileyim, bu ışıkta belli olmaz diye düşünmüştüm. Ya bu ışıkları niye mavi beyaz almadık biz? Hastane burası. Ah, bu arada saçlarımı taramadım çünkü yeterince sıcaktan söndü zaten. Ben sıkayım mı arkasına doğru? Arkasına sıkacak, önünü yaptım. Ama arkaları da şey oluyor. E kuaförde ben görüyorum, yarısını sıkıyorlar onu. Ya ama ben istemiyorum yarısını sıkmak. Biliyorum yarısını sıkılacağını. Ben pintiyim bu konuda biraz. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Allah! Ne oldu, ağzına mı girdi? Gözümü sıktım. Ya işte sinsi olursan Allah'tan hiç sıkmadım. Ve bu benim üçüncü sıkışım. Evet, hiç, hiç sıkmadım hiç. Beni beğendin mi küçük? Seni beğendim Ümit. Ne ayakkabı giysem altına, ne renk? Gel beraber seçelim. Şey giy. Converse. Ne? Converse. Bir kere de espriliydi de böyle mantıklı bir cevap. Tamam gel o zaman, mantığı ben oraya sana göstereceğim. Değil. Nereye? Topuklularım burada bence.
Bak şu alt kısım. Kısım topuklu. E tamam o zaman neyi giyeyim neyi giyeyim. Şu tüylüler o kadar güzel ki bak giyeyim mi sana gel. Giyeyim mi sana gel. Giy bana gel. Hayatımda bunları giyebileceğim hiçbir yer olmadı. E ben seni götüreyim çırağına. Ne alakası var ya? Ben baksana ne kadar tüylü ve tatlı. Onu bile giyebilirsin şu an. Hayır. Bu elbiseyle bunu hayatta giyeyim. E tamam her neyse gel. Bak ben sana giyeceğin şeyi söylüyorum. Böyle... Bir kere kırmızı olmaz. Bir dakika koyarsın bir dur. Kırmızıları eledik. Beyazı eledik. Krem rengini eledik. Arkadaki maviyi eledik. Bence burada giyeceğin hiçbir şey yok. Şunlar olur mu ki? Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Bu olur mu? Bence bu olur ya. Gelin söyleyelim. Ümit sence çok topuklu mu az topuklu mu? Bence bunu giy. Ben de ona benzer bir şey getirmiştim. Az topuklu. Tamam bir bunu giy. Birine bunu giy. Birine onu giy. Bakalım nasıl olacak. Ama bu çok az galiba. Bu çok az topuk değil mi? Ya bence çok kötü olmadın yani. Bak bu çok güzel bir ayakkabı. Tamam bir de diğerini giy. O çok yüksek. Çok mu yüksek olursun? İzlerken milletin başı dönecek. Yani ama yüksek de olur yani. Bu kese de bilir boyumu. Nasıl? Buraya ne yapayım ben bunu? Çok güzel oldun ya. Bu mu büyük halka mı? Aşkım bu kadar soru sormasan bana. Kime sorayım? Bebiş bence sen biliyorsun ya. Ben o büyük halka olduğunu nasıl bilebilirim? Seni yanlış yönlendirebilir miyim acaba sanki? Sanki böyle bir şey olabilir mi? Olabilir sus. İyi var ya kulağını kıstırmıyorsun ha. Saçmalama. Allah'ım takamadım. Aa benim aldığım kolyeyi takma yok mu? Yok. Niye? Nerede o Merve? O mu? Şurada bir yerde. Kolye takmayacağım ya. Bakın size aldığım kolyeyi göstereyim ne kadar kibar. Bakar mısınız? Çok kibar. Çok güzel ne kadar zevkliymişim eskiden hiç ya. Hiç zevkli değildin Ümit. Nasıl bu güzel değil mi Allah'ını seversin. Takamıyorum ben onu. Ne affedersin niye? Uzun bir çizik. Ver ben takayım onu. Veya hediye edeyim birine. Seni yollayayım mı? Gider ayak kavga mı edelim? Olur. Uzun zamandır etmiyoruz sonuçta. Takayım mı onu? Evet. Sen kamerayı tut diğer elinle. Bırak orayı. Tamam. Evet harika. Tek Allah'ım. Anladın. Çevir kolunu. Şöyle çevirsem daha mantıklı değil mi? Bence daha mantıklı. Hazırlanırken video çekmek ne kadar zormuş. Ne kadar zormuş. Çok sıkma. Bu kadar iyi mi? Yani bu bile sıkı. Koca ayaklarımı çekmiyorsun. Hayır yani. Tabii ki. İyi biraz daha iyi. Yani çok bir fark yok. Yine aynı yere takmış gibisin. Tamam ver o zaman bir tık daha arttırayım. Video çekerken sesin çıkmıyor ya bana karşı. O yüzden bu anları değerlendiriyorum. Ama onları biriktiriyorum ben. Kumbara gibi. Atıyorum kumbaraya. Allah Allah. Allah Allah. Hadi git giyin sen de. Niye? Öyle hadi. Ben hazırım bitti. Ben giyindiğim an çıkarım. İlk tamam zaten öyle yapacağız çıkacağız. Kendime güzel topuklular almam lazım. Çünkü fark ettim ki benim topuklum yok. Tamam böyle sık hadi bir şey bana. Düzgün ortaya şey yap onları. Hayır tamam iyi böyle. Sol sağ taraf çok kenarda. Heh gel. Kötü mü şu an? Değil gel. Şimdi elini düzelt hemen. Son çırpınışlar. Şunu kapatalım. Şimdi Ümit'ciğim şunu şu yatağın üstüne koyuyorsun. Ya oldu işte. Ya ne? Sen ben hazırlanmışım, saçımı yapmışım, giyinmişim, makyajımı yapmışım. Bana ense tıraşı yap diyorsun. Bu siyahları mı giyeceksin? Evet. Durun ışıkta bakalım. Çok mu beyaz bu? Yo iyi. Biraz beyaz ama olsun güzel. Bunu eklerim aşağıya linke size. Hatta birazcık koyutmak için şu narsı alalım. Şöyle boyut katalım. Tamam. Kapanışı son telefondan yapalım dedik. Çünkü şeydeki videoları yolladık. Fotoğraf makinesindeki yani kameradaki videoların hepsini yolladık. Buradan da kapatalım dedik. Şu an saat kaç? Şu an saat 2.30. 3. Saat 3. Biz arkadaşlarımız ya düğüne gittik. Düğün çok güzel geçti. 9'da bitti tabii ki. Ondan sonra 8.30 gibi biz arkadaşlarımızın yanına gittik. Sonra Ümit kendi arkadaşlarıyla buluştu bizim evdelerde. Sonra toplandık tekrardan bir araya geldik. Herkes evlerine dağıldı. Şimdi saat 3. Tabii ki eve geldik. Biz evi topladık. Çünkü Ümit erkek erkeği evdeydi. Ev bayağı kötü bir durumdaydı. Onu topladık. Neyse. Başım sorun yok tabii ki. Şimdi ben duşa gireceğim. Çünkü saçlarıma dünyanın spreyini sıktım. Ayrıca bugün çok sıcaktı. Dehşet terledik. Rezil terledik. Duşa girmem lazım.
Sonra bir dizi açıp dizimizi izleyerek uyuyakalmayı planlıyoruz. Videoyu birkaç saat sonra siz zaten izlemiş olacaksınız. Taze taze bir video olacak bu. İnşallah güzel bir video olmuştur. Yani bence güzel oldu. Yani her videonun sonunda bu çelişkiyi yaşıyoruz. Neyse artık buna siz de alıştınız bence. Videoyu kapatalım dedik. Baksanıza pert haldeyiz ya. Çok kötü, konuşmaya mecalimiz yok. Cümlesinin var olmuş şu an. Evet. Hoşça kalın. Çok öpüyoruz sizi. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz haftaya. Tükenmek üzereyiz. Video fikirlerimiz yok. Aşağıya şey bulun. Evet, bir de yazın olmuyor ya. Zor oluyor. Yazın yani. Evet biraz zor oluyor. Çok koşturmalı geçiyor bizim şu dönemimiz ya şu ara. Mesela haftaya mı? Benim doğum günüm var. Evet. Tatile gideceğiz belki. Yok, istemiyorum. Evde olmak istiyorum. Bu konuda çok kesin kararlıyım yani. Artık yani ev dışında bir yerde olmaktan bıktım. Benim böyle bir hafta boyunca full evde oturma ihtiyacım var. Otur. Bu hafta evdeyim ben. Baksana saçıma ne oldu? Ben gidiyorum. Sen videoyu kapat. Yok. Bana sakın bırakma, kapatamam. Hoşça kalın. Öpüyoruz sizi. Haftaya görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Beğen butonuna basabilirsiniz. İnşallah güzel çekmişimdir bugün makyajımı. Son hali de bu. Hala görüyor musunuz? Parlıyorum. Ve telefonumun kamerası olmasına rağmen bu derece parlıyorum. Siz de beni aynada görün. Baksana spreyden ne oldu? Hadi görüşürüz. Görüşürüz.